Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanala yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlere dişi köpeğimizin hamilelik, çiftleşme, hamilelik süreci ve doğuma yakın zamanlarda ne yapmanız gerektiği ile alakalı bir video çekeceğiz. Köpeğimizi gezdiriyoruz. Öncelikle ondan başlayayım. Hamile köpeğin sonlara doğru, özellikle son 20 günlük 2 hafta kala gezmesine, serbest kalmasına, kendiniz imkanlarınız dahilinde kendiniz gezdirmeye çalışın. Ya da bağınız, bahçeniz varsa köpeği serbest bırakabildiğiniz bir yer, orada köpeğinizin serbest kalmasına, kendisi gezmesine imkan tanıyın, köpeğin kendisi gezsin. Ama baş köpeklerle boğuşuyorsa, baş köpeklerle ikili mücadeleye giriyorsa tabii onu da önleyin. Serbest kalsın derken köpeğin kavga etmesi, başka köpeklerle de mücadeleye girmesini istemezsiniz. Çünkü köpek kendisini korur, öyle bir şeye girmez ama ne olur ne olmaz. Köpeği çok da serbest, başıboş, kendi haline bırakmayın. Köpeğimiz 15 Kasım, 16 Kasım gecesi çiftleşti. Dono'yu çektik, pusata çektik, Bozarmut'tan gelen. Bir kere daha eşleşmesi vardı, eski videolarda vardır, onunla çektik, tekrardan aynı eşleşme yaptık. Çünkü çok güzel simit kuyruk, bombesiz kafa, güzel yavrular verdiği için gene aynı eşleşmeyi bir kez daha tekrar ettik. Ama bir önceki kızanda çekmedik. Zaten konulardan bir tanesi de o. Köpeği sürekli yani ben görüyorum, ben hobi olarak yaptığım için, benim bu hobi amaçlı yaptığım, beslediğim, sevdiğim bir şey. Dur, gitmiyor. Köpeği sürekli her kızanda çekmek de iyi değil. Mesela bir önceki kızanda dinlendirmiştik. Önemli konulardan bir tanesi de bu. Sürekli köpeği çekmek marifet değil arkadaşlar. Bir kızan atlayarak çekmek daha iyi olur, daha isabetli olur. Köpek de kendine gelir, kendini toparlar. Her zaman köpeği bir kızan atlatarak çekerseniz, yani bir doğum yaptı, bir dahakinde yapmasın. Sokak köpekleri gibi ya da ne bileyim, böyle durmadan köpek her kızanda çiftleşip sürekli yavru, köpeğe yani yazık olur. Köpek de yorulur. Bir sefer çiftleştirin, bir dahaki kızanda çiftleştirmeyin. Köpek kendine gelsin. 20-25 günlük bir periyot kaldığında köpeğin gezmesine özen gösterin. Günde 2 kere 3 kere az az besleyin. Çok besleme yapmayın. Köpeğin zaten karnı dolu olacağı için köpek çok fazla şey yapamaz. Yemek yiyemez, az yer. Rahatsız eder köpeği. Az az yesin ve sık sık yesin. Köpeği de serbest bırakmaya çalışın. Gezdirin. Şimdi biz de köpeği gezdireceğiz. Yine tekrardan devam ederiz. Köpeği şimdi bir videomuzu, köpeği bir kaldıracağız. Videomuzu bir duraklatalım. Arkadaşlar köpeği gezdirme, az az, sık sık, küçük küçük öğünlerle besleme. Yakınlaştıkça, doğuma yaklaştıkça köpekte zaten bir yorgunluk, çok fazla yürüme isteği olmaz, çok fazla yemek yeme isteği de olmaz. Bunu köpeği beslerseniz, detaylı bakarsanız tek elden anlarsınız. Mesela ben Dono'yu çok iyi biliyorum. Çok yerdi. Yani 1-2 kap yemek yerdi ama şu anda o kadar çok yemiyor. Hamile olduğu süreçte çok yedi zaten. Ama köpek de artık yavaş yavaş kısa kısa az az yemeye başladı. O da anlıyor zaten az ve sık sık yemek geleceğini. O yüzden kendini zorlamıyor, tıka basa yemiyor. Şimdi yürüyüş yaptıracağız, dediğim gibi köpeği sökeceğiz. Köpeği alalım, şöyle biz biraz yürüyelim, videomuzu duraklatalım. Köpeğimizi geziyoruz arkadaşlar, kendi kontrolümüzde köpeğimizi kendimiz gezdiriyoruz, yürüyüş yaptırıyoruz. Birazdan da yine kontrollü bir şekilde bırakacağız. Köpeğimiz zaten ağır, gitgide ağırlaştı, fazla yürümek de istemiyor. Şimdi biz de onu şöyle de gösterelim, kendimiz yürütüyoruz. Birazdan da kontrollü bir şekilde serbest bırakacağız.
Berkay onu güvenli bir bölgeye götürüyor. Orada serbest bırakacağız o köpeğimizi. Şimdi bir dakika Berkay. Köpeğimizi güvenli bölgeye getirdik. Şu karşı tarafa gidemez zaten. Orası arada bir yani yatak var, vadi var. Şurası senin geniş bir alan. Sağ ol Berkay. Bizi zaten bırakmaz. Bizle beraber gezer. Heh. Gel onu, gel. Hem kendisi yürüyüş yapacak şimdi biz de burada. Beraber yanımızda durur. Sev bir kere Berkay. Bizi terk etmez zaten. Gidelim hatta değil mi? Şöyle gidelim, gelsin ya da bizde. Gelsin gelsin. Şurada bir köpek görmedi, gördüm. Dur bırak, eleme. Şurada bir köpek var. Köpeği gördün mü Berkay? Gördüm. Siyah. Ha siyah. Şöyle gösterelim. Doğan'a da peşinden gidiyor. Kaç lan kaç. Hiç yapmaz ya. Siz de yakaladınız mı gördünüz mü bilmiyorum. Aha peşinden koşuyor. Yok. Köpek kaçtı. Köpek uzadı. Nerede Berkay? Ha tamam gördüm. Ta ileride. Evet gitti. Dono şurada kaldı. Dediğim gibi güvenli bölgeye köpeği getirelim dedik Berkay. Köpeği yanına bıraktık. Yok o zaten ellemez o yavru. Öyle ellemez lan. Kendisi de yüklü. Kendini yormasın. Aynen. Gel çekelim şunu da sonra aşağı ineriz. Burada geziyoruz lan. Şöyle gösterelim. Biz gidersek o da kaçar. O yüzden geri döneceğiz Berkay. İleri gitmeyeceğiz. Gitme. Gezsin diye köpeği getirdik. Bahçeden de fazla uzaklaşmak istemiyoruz. Çünkü geri döneceğiz. Dono. Gel. Bizi bekliyor bak. Bizi bekliyor. Gitmiyor. Evet. Aynen. Şimdi biz buradan dönelim geri. O da bizle beraber bir çapa gelir mi çapa donadan? Böyle engebeli arazide gezmesi çok faydalı olur. Aynen. Şu an bizi bekliyor, gitmiyor bilerek. Böyle bilerek bekliyor bizi, gitmiyor da. Dönelim biz. O da gelecek zaten. Şimdi denemek için biz gidiyoruz. Çıkıyoruz buradan. O da bizle beraber. Aynen öyle geri gelecek. Şimdi izleyin. Takip edin, videodan çıkmayın. Biz şimdi onu bıraktık burada. Merdivenlerden. İşte aradaki farkı görün, kod farkını göstereyim ben size. Böyle bir kod farkı var zaten burada. Bakın yukarısı gözükmüyor. Hatta Berkay şuraya geçsene. Şuraya geç. Bakın ne kadar yüksek. Evet, o zaman buradan bizim yanımıza gelecek. Ya aşağıdan gelir ya yukarıdan. Ha, yukarıdan da gelebilir, doğru. Ya buradan gelir. Aynen öyle. Bakalım. Bir dakika, şuraya geçelim. Biz aradaki
dar yerden gidiyoruz. Dona yok. Dona kayıp. Ha orada. Ben gördüm şu anda bakın. Evet, geliyor. Şurada. Tam şuradan belirdi. Merdivenden inledi de geliyor yani gitmez. Aynen öyle. Şurada gördüğünüz gibi kendi kendine geziyor. Gezimi sağlayacağız. Köpeğin gezmesini sağlayacağız. Biz devam edelim. Merdiveni gördü. Oraya yattı. Gidelim biz belki. O gelir. Biz gidelim. Gelir. Biz tekrardan çıkıyoruz. Köpeği güvenli bir yerde serbest bıraktık. Başlı köpeklerle bir ara denk gelmedi. Bahçedeki köpekler de havluyor şu an. Arkadaşlar, şimdi birazdan Dono'nun gezip tozup yanımıza geldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar, biz şu sazların içinden oradan çıktık. Yolun alt tarafından Dono da 5 dakika 10 dakika gezdi oralarda. Yavaş yavaş yürüyüşünü tamamladı. Her gün düzenli salabilirseniz bahçenizde salın. Bu şekilde gezdirin. Birazdan da yanımıza gelecek videonun sonuna doğru. Videonun kapanışında da Dono yanımıza gelecek. Yanımızda Dono ile beraber kapanış yapacağız şimdi. Biraz daha izin veriyoruz gezmesine. Yani köpek doğumunu kolay, sağlıklı bir şekilde tamamlasın diye günlük hem ihtiyaçlarını gideriyor, geziyor, çapasını yap çekiyor oralarda. Sonra yanımıza geliyor. Şimdi yanımıza gelecek. Videonun kapanışında Dono yanımıza gelmiş bir şekilde göreceksiniz. Biz devam edelim. O da arkamızdan gelecek şimdi. Görürsünüz. Arkadaşlar, biz buraya geldik. Köpek de zaten bir 10 dakika olmuştur olmamıştır. 10 dakika sürmemiştir. O da geldi gezerek. Biz videonun sonunu getirmek için buraya çömeldik. Şöyle göster. Şöyle çıktı. İleriden geldi. Aynen. Biz de buraya oturduk hemen. İyi birazcık yere. Biraz yaklaştıktan daha iyi olur. Birazcık. Şöyle. Köpeğimiz de gezdi. Geldi. Zaten dediğim gibi yüklü bir köpek. Artık bir 2 haftası falan var. Ocağın 15'inde falan doğuracak. Tahminen. Arkadaşlar, köpeğinizi az, sık, küçük öğünlerle besleyin. Yürüyüş yapmasına özen gösterin. Bırak gitsin. Bir sefer oraya şimdi yatar o. Bir sefer atlayın kızanda. Bir sefer atlayın. Her kızanda çekmeyin. Köpeğinizin 60-62 günde doğuracağını varsayarak, dediğim gibi son 2 hafta kala, ona göre köpeğinizin rahat etmesini sağlayın. Ona kendine özel tek bir şekilde kalabileceği, doğum yapabileceği ayrı bir yer ayarlamaya çalışın. Doğum sürecini, yavruları daha önce paylaşmıştık. 2 batın önce yavruları falan olmuştu. O video var. Yine aynı şekilde inşallah Allah nasip ederse bu doğum süreci, yavruları büyütme vesaire, bunu da paylaşırım. Kanala abone değilseniz abone olun. Like atın, beğenin. Başkalarının faydalanmasını sağlayın. Arkadaşlar, başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.